Mahalle baskısı dedikleri şeyi kaldıralım demiş başbakan. Başbakan Erdoğan Türkiye'deki inanç ve eğitim özgürlüğünün önünün açılması gerektiğini belirtti diyor hocam. Her düşüncenin, her inancın önünün açılması gerekir demiş. Yani demokratikleşerek bu şekilde. Bu mahalle baskısını tamamen kaldıralım demiş. Bu güzel. Yani son atakları başbakanın güzel. Mesela bu üçüncü. Evet hocam. Yani dikkatimi çekti. Buna çok büyük ihtiyaç var. İnşallah hocam. Çünkü cübbeli mantığından halkımız adeta, yani büyük büyük kesim adeta ifadede kullanmayayım da, yani rahatsızlar. Evet. Rahatsız olurlar. Ben de rahatsız oluyorum. Evet. Kur'an'ı bütün milletimiz seviyor. Aslı evet. Saadeti bütün milletimiz seviyor. Ama biz bu modelden rahatsızız. Evet hocam. Yani şahsım adına söyleyecek olursam da çok 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 anormal buluyorum. Evet hocam. Ve itici buluyorum. Evet. Bu modele karşı tabii ki ilmi, akılcı ama şefkatli bir mücadeleyi devam ettiriyorum. Maşallah hocam. Allah İnşallah. Razı olsun. İnşallah. Yani ikinci stili de başka bir kafa kullanıyor. Diyor ki komünistler, biz irticaya karşıyız. Tamam. Biz de karşıyız. Çözüm ne diyoruz? Ne yapmayı düşünüyoruz? Evet. Kur'an'ı ortadan kaldıracağız evet diyorlar. Evet hocam. Evet. Ha, o olmaz işte, yapamaz. İnşallah. Evet. Çünkü kaderde İslam'ın dünya hakimiyeti var. İnşallah hocam. Mehdiyet var ve Mesihiyet var. Evet. Bunlardan bu adamlar habersiz oldukları için uçuyorlar. Evet. Zaten çok 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 az sayıda olmaları da bu dar görüşlülüğün bir neticesidir. Evet. Yani yanlış düşüncenin bir neticesidir. Evet.